Merhabalar değerli Alevi Haber Ağı izleyicileri. Bugün bir programda daha sizlerin karşısındayız. Sevgili Metin Kaçmaz'la birlikte bugün yine bir gündemi değerlendireceğiz. Gündem sağlıkçılar, sağlık emekçileri nezdinde doktorlar. Türkiye'de biliyorsunuz bir hafta önce yaklaşık Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasını bir terör örgütü olduğunu iddia eden MHP'nin başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra gündem oluştu. Bu gündeme daha sonra AKP'li vekiller ve AKP'liler de katıldılar. Türk Tabipler Birliği'ne doğru bir saldırıya geçtiler. Bugün sevgili Metin Kaçmaz'la birlikte bu konuyu değerlendireceğiz. Sevgili Kaçmaz, yayınımıza hoş geldin. Öncelikle mikrofon sizde. Evet. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ben de tabii konuşmama başlamadan önce bizi izleyen Alev Haber Ağı izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Tabii yani bugün dediğiniz konu aslında çok hassas bir konu. Yani hastalandığımızda onların yardımları sayesinde, onların yapmış olduğu tedaviler sayesinde hayata tutunduğumuz, iyileştiğimiz bir ülkenin can damarı olan doktorlara karşı son dönemde yapılan bu saldırıları, özellikle de gerçek verilerin açıklanmasını söyleyen Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması ve en üzücü yanı da bir terör örgütü gibi muamele görmesi aslında şey değil. Yani insani bir davranış biçimi değil. O yüzden bunu kınamak lazım. Tabi buraya gelirken de niçin Türk Tabipler Birliği birdenbire hedefe oturtuldu? Niçin işte hükümetin küçük ortağı, işte saldırgan Devlet Bahçeli birdenbire ve onun yandaşları, yandaş medya birdenbire niçin Türk Tabipler Birliği'ne cephe aldılar? Oraya gelmek lazım. Biliyorsunuz yani 10 Mart'ta Türkiye'de ilk koronavirüs ortaya çıktığında tabii bakanlık, özellikle de işte Sağlık Bakanlığı sürekli güncel verileri kendine göre açıklamaya başladı. Güncel verileri açıklamaya başlamayla beraber tabii alınan tedbirlerin sağlıklı olmadığı için Türk Tabipler Birliği sürekli dedi ki yani bu alınan tedbirlerle koronavirüs kontrol altına alınamaz. Çünkü şey kötü, yani aldığınız tedbirler kötü ve üstelik sizin açıklamış olduğunuz günlük veriler de doğru veriler değil, şeffaf değilsiniz diye sürekli açıklamalarda bulundu. Şimdi bununla beraber tabii özellikle de Tabipler Birliği'nin sürekli yani önlemler konusunda açıklama yapması, hükümeti uyarmasına, Sağlık Bakanlığı uyarmasına rağmen yapılan tüm toplantılara hiçbir zaman Tabipler Birliği çağrılmadı. Ve Türk Tabipler Birliği çağrılmadığı gibi de alınacak şey konularda da onların görüşlerine bile başvurulmadı. Şimdi bununla beraber tabii hükümet ne yaptı? Tüm uyarılara rağmen hükümet biliyorsunuz ilk dönemde hafta sonları sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstünü evde kalmaları gibi bir seyahat kısıtlaması gibi bir kısıtlamaları getirdi ama sanki korona hafta içi çalışıp hafta sonra tatildeymiş. Hafta sonra kimseye bulaşmıyormuş gibi bir mantıklı hareket etmesi sonucu. Hatta bunu belli bir yaş grubundaki küçük çocuklar için de uyguladılar biliyorsunuz bir ara. O çocukların da belli bir saatte dışarıya çıkmaması, çıkacağı zaman da ebeveynlerinle birlikte çıkması önerildi. Ya muhakkak yani bunlar geçici tedbirlerdi. Mesela evet. Avrupa ülkeleri daha farklı davrandı. Avrupa ülkeleri özellikle çalışan insanları, işçileri korumak için ne yaptı? İş yerlerini kapattı veya kısa çalışmaya gidildi. Ve bununla beraber ama iş yerleri kapatılan esnafa da maddi destek işte 9 bin lira, 15 bin lira gibi bir miktarlarda maddi katkılar da sağlandı. Dış ülkelerden gelişi engelledi, havaalanlarını, gümrükleri muhakkak kapattılar. Muhakkak yani gerekli anlamda tedbirlerini aldılar, maske, işte koruma mesafesi gibi şeylere başvurdular. Ne insanların mağdur olmasına sebep oldular. Aynı zamanda da bu desteklerde de ufak da olsa sosyal devlet olmanın getirmiş olduğu şartlar da yerine getirdiler. Şimdi bizim ülkemizde ne yapıldı? Bizim ülkemizde tüm uyarılara rağmen işte 1 Haziran'da şey kaldırıldı. Seyahat izni kaldırıldı. Ondan sonra sokağa çıkma yasakları sona erdi. Peyderpey iş yerleri açılmaya, eğlence sektörü harekete geçmeye başladı. Muhakkak yani onunla beraber tabii gerçek rakamlar açıklanmadığı için de insanlar üzerinde sahte bir şey rahatlık getirdi bu şeyleri. Çok rahat da yani nasıl şeyler çok az. İşte hastalığa bulaşan insanlar çok az. Can kayıpları az. Çok iyi tedbirler alınıyor mantığı sürekli sürüldüğü için. Televizyonlarda Sağlık Bakanı tarafından sürekli bunlar pompalandığı için insanlara da bir rehavet ulaştı. Bununla beraber üretim ara verilmedi. Fabrikalar, atölyeler, AVM'ler çalışmaya devam etti.
Bununla beraber işte maçlar başlatıldı, asker uğurlamalar, düğünler, işte milyonlarca öğrencinin katılacağı işte sınavlar, bunlar devam etti. Aynı zamanda işte Ayasofya'da Cumhurbaşkanı'nın övünerek söylediği 300 bin kişi evet, şey yapıldı. Açılışlar keza gene 1500 öyle. 1500 kişilik işte AKP'li milletvekilinin yapmış olduğu bir düğün. Bir düğün var. Onlar şeyde Giresun'da bizzat Cumhurbaşkanı'nın yani bir taraftan bu ne lahana turşusu diye bir hesabı miting yapması gibi olaylar yani bunlar. Sel felaketine gitti o da. Orada evet, sel yani felaketine oraya insanları topladı. Propaganda yaptı ve şimdi devletin üst düzeydeki insanlar bu işe uymadığı zaman şimdi alt tabakadaki insanlardaki rahatlığı da görüyoruz. Yani işte gördük, pazarlara gidenleri gördük, işte bayramlardaki şeyleri gördük, tatildeki olayları gördük ve yani tatil yerlerinde yabancı turist olmadığı için yerli turistlerden şey yok. Yani iğne atsan yere düşünmeyecek misali, oturacak yer yoktu. Ne şey vardı o denizlerde, sahillerde, ne mesela koruma mesafesi, ne maske, hiçbir şey yok. Hak getire. Yani Türkiye koronadan önceki o 24 saat hareketliliğini tekrar yine aynı şekilde yaşamaya yaptı. Devam etti. Aslında şöyle bir şey de var Sayın Kaçmaz. Şimdi oluşturulan bir bilim kurulu var. Daha doğrusu Sağlık Bakanlığı'nda ve daha doğrusu sarayın istediği bir bilim kurulu ama o bilim kurulunun içinde de Türk Tabipler Birliği'nden önce saraya karşı çatlak sesler de çıkmaya başladı. Yani gerçek rakamları az da olsa açıklamaya başladılar. Bu işin böyle olmayacağını o bilim kurulu içindeki birkaç profesör ifade etti. Daha sonra Türk Tabipler Birliği de devreye girdi ve bu işin böyle yürümeyeceğini, gerçek verilerin açıklanmadığını, yani düşünün şimdi Ankara'nın herhangi birinde belediye başkanı açıklama yapıyor. Ankara'nın herhangi bir ilçesinde 1500 tane vaka var diyor, bugün çıktı diyor. Ama Sağlık Bakanlığı'nın o gün günlük her akşam biliyorsunuz verileri açıklıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar neredeyse sadece Ankara'daki rakamlara eşdeğer. Şimdi Türkiye'nin diğer illerini bu sefer es geçmiş oluyorsunuz. Buradan daha doğrusu tartışma tabii çıktı. Yani şimdi tartışma oradan çıktı. Çünkü şimdi Türk Tabipler Birliği'nin söylediği olay şu. Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi tek gündem maddesiyle işte koronavirüs ve tedbirler nasıl alınacak diye tek gündem maddesiyle toplansın. Buna karşılık da alınacak tedbirler. Türk Tabipler Birliği'nin de yani bu işte sağlık kuruluşlarının da içerisinde olacağı kurulun da getirmiş olduğu öneriler dikkate alınarak alınsın demesine rağmen ne yapıldı? İşte örneğin Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu içerisinde aynı zamanda da bu COVID-19 İzleme Komitesi içerisinde yer alan Profesör Doktor Kayhan Pala'ya Bursa Valiliği'nin istemi üzerine Uludağ Üniversitesi soruşturma açtı. Şimdi sesini çıkartan insanların sesini kesme olayı var. Yani şimdi çünkü şey diyor yani Türk Tabipler Birliği'nin söylediği şeffaf olsun. Çünkü şeffaf olunmadığı için ne kadar vaka sayısı var bu da bilinmediğinden dolayı bilim adamları işte doktorlar gerçek anlamda bu şehre COVID-19'la ilgili araştırmayı yapamıyorlar. Yani o yüzden gerçek veriler bilinmesi lazım. Şimdi bununla beraber biliyorsunuz bir de işte bu Umre'den gelen insanlar rezaletini yaşadık biliyorsunuz. Yani bu insanlar dışarıdan gelmeden önce Türk Tabipler Birliği uyarmıştı. Doktorlar uyarmıştı. Yani bakın Umre'den insanlar gelecek. Bu insanlar karantina altına alınsın denilmesine rağmen karantina altına alınmadılar. Ve bu insanlar serbest bırakıldı. Serbestçe evlerine, köylerine, mahallelerine gittiler. Şimdi mahallelerine gitmeyle beraber biliyorsunuz en büyük yayılma oradan başladı. Oradan kaynaklandı. Evet. Diğer taraftan da yani yani gelen uyarıları dikkate almadığınızda, şeffaf olmadığınızda da bir de ortak toplantılara çağırmayıp da Türk Tabipler Birliği'ni hedefe koyduğunuzda, cezalandırdığınızda da sizin yani hükümet olarak, devlet olarak, sağlık bakanlığı olarak gerçek anlamda tedbir alma imkanınız yok. Çünkü üç maymunlar oynuyorsunuz. Yani görmüyorsunuz, duymuyorsunuz, işitmiyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Yani şimdi bu anlamda da olduğunda da Türk Tabipler Birliği'ni yaptı. Tüm bu verilere karşı 81 ilin valisine, Sağlık Bakanlığı'na mektup yazarak biz dediler yani protesto ediyoruz sizin bu toplantılara bizi çağırmamanızı, bize karşı yapmış olduğunuz bu tavır, protesto ediyoruz diye açıklama yapmalarına rağmen sürekli hedefe konuldu. Yani sürekli hedefe konuldu. Yani Sağlık Bakanı, Türk Tabipler Birliği de şunu söyledi. Yani suçu vatandaşlara, suçu hekimlere, sağlık çalışanlara yıkan insanlara diyor, tarihsel sorumluluklarının altına kalkamazlar diyor. Şimdi her gün diyor kardeşlerimiz, annelerimiz, babalarımız diyor vefat ediyor diyor. Aslında bu insanlar diyor çok rahat önlenebilir. Tedavi yani tedbir alındığında yani en azından ölümlerin önüne geçilebilir. Tabii ölüyor insanlar. Yani sorumlusunuz diyor. Tabipler Birliği daha sonra getirmiş olduğu şeyler var. Yani sağlık çalışanları biliyorsunuz şu an 112 tane sağlık çalışanı bir hafta önceye kadar koronavirüsten dolayı
hayatını kaybetti. Yani aslında tartışma da şuradan çıktı. Aslında tartışma da demeyelim. Tartışma iki taraflı olur. Direkt saldırı bu diyelim daha doğrusu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin saldırısı. Neden bu saldırı oldu? Türk Tabipler Birliği'nin gerçek verileri, perde arkasındaki gerçek verileri açıklamaya başlamasıyla ortaya çıktı. Aynen değindiğiniz gibi 81 ilim valilerine bu iş böyle olmayacak ve aynı zamanda da hekimlerin sokağa çıkmasını, bu işi protesto etmesini. Ama gözlemlediğiniz nedir Sayın Kaçmaz? Yani şöyle bir durum da var. AKP ve MHP burada Türk Tabipler Birliği'ni aynen Barolar Birliği'nde yaptığı gibi sindireceğini, korkutacağını, bitireceğini zannetti. Fakat Türkiye genelinde aklı yüreği güzel insanlarla dolu olan insanlar Türk Tabipler Birliği'ne sahip çıktılar. Sahip çıkmaya da devam ediyorlar. Böyle de bir durum da var. Ya, hakikaten yani şimdi Türk Tabipler Birliği'nin öne getirmiş olduğu talepler sürekli Sağlık Bakanlığı'nın uyarması, valiliği, hükümeti uyarması aslında Tabipler Birliği'nin yetmiş olduğu Hipokrat yemini var ya, o yemine duygun bir davranış biçimidir. Evet. Yani çünkü eğer bunlar bir şeyi gördüğün zaman, bir aksaklığı gördüğünde, bir gevşekliği gördüğünde sürekli hükümeti uyararak, hükümetle ortak çalışma talebiyle ortaya çıkan insanlar. Yani bunlar şunu demiyor, yani siz yönetemiyorsunuz anlamı ne zaman ortaya çıktı? Yani sağlık çalışanları hayatını kaybettiğinde, gerçek veriler açıklanmadığında, ki çünkü şu an %80, Türkiye'deki doktorların %80'inin bağlı olmuş olduğu bir kuruluş Türk Tabipler Birliği. Evet. Şimdi böyle bir kuruluş, tüm veriler geliyor. Yani hangi hastanede ne kadar insan öldü? Türkiye'de bir günde ne kadar gerçek insan bu Covid-19'dan hayatını kaybetti? Bunlar biliniyor. Çok değerli profesörler, tabii, doktorlar var biliyorsunuz. Tabii yani o 112-115 kişi dediğimiz sağlık çalışanlar içerisinde, yani bunun içerisinde ömrünü bu tıp bilimine adamış önemli, çok önemli ülkemizin kayıp dediğimiz tıp çok önemli var. Tıp insanları var. Şimdi bunları söylüyor. Yani diyor ki ya gerçek rakamları söyleyin, ona göre tedbir alalım diyor. Hep beraber elimizi taşıyalım. Biz size yardımcı olalım. Tabii, diyorlar, evet. Yani biz sizi sadece yönetimimiz derken, şu ana kadar ki yapmış olduğunuz acizlik, şu ana kadar hükümet gibi davranmadığınızdan dolayı, çok rahat olmanızdan dolayı yönetemiyorsunuz. Yani karşı tarafın, daha doğrusu sarayın ve yandaşlarının ideolojik ve partizanca bir yaklaşımı var. Yani o şekilde bu yürütmeye çalışıyor. Ya şimdi orada şöyle bir anlayış var. Yani AKP'ni biliyorsunuz. AKP şu ana kadar şöyle bir şey yaratmak istiyor. Yani eskiden biliyorsunuz Milli Eğitim ile ilgili diyorduk ki yani okullar olmamış olsaydı Milli Eğitim'i çok iyi rahat çok güzel yönetirdik. Yönetirdik diyordu. Şimdi sizin de demin altını çizdiğiniz gibi çoklu baro larla ilgili biliyorsun gelişmeyi çok çok iyi biliyoruz. Onunla beraber nerede bir hak arayan, nerede bir sokağa çıkmak isteyen sivil toplum kuruluşu varsa bunlar hep biliyorsunuz polis gücüyle işte jandarma gücüyle işte kendi kurmuş oldukları işte bekçidir, özel milis güçleriyle beraber bastırılmaya çalışılıyor. Şimdi o yüzden çıkan bir sesi, en ufacık bir sesi dahi tahammülleri yok. En ufacık bir uyarıya karşı dahi tahammülleri yok. Yani şimdi Tabipler Birliği'nin işte demin yarım kaldı. Yani dile getirmiş olduğu taleplere baktığımızda sağlık çalışanları diyor 115 kişi hayatını kaybetti diyor. Yani en azından bunların diyor sağlık koşullarının diyor olması lazım, sağlanması lazım. Sağlık imkanları sağlanması, evet, lazım. Nedir? İşte maskesidir, eldivenidir. Yani koruyucu tedbirler, yani koruyucu önlemler alınması lazım diyor. Bir de diyor mesela bu insanlar hayatını kaybediyor. Bu insanlar yeri geliyor 24 saati bırakır. Hiç evine aylarca evine gitmiyor. Çoluğunu çocuğunu görmüyor. Çoluğuma çocuğuma bulaşmasın diye onların yanına bile gelmiyor. Bulaşmasın. Şimdi böyle bir şey olduğu da yaşam, tabii bunların yaşam ve özlük haklarına saygı gösterilmesi lazım. Yani şimdi siz kalkıyorsunuz meclisteki milletvekillerinde oturduğu yerde onlara zam üstüne zam yapıyorsunuz. Ya bak şeye geldiği zaman sağlıkçılara şey yapmıyorsunuz. Yani yaygın test yapılsın deniliyor. Yani test de yok. Bugün bir milletvekili yeri geliyor, bir milletvekili işte diyor ki ben diyor övünerek anlatıyor, onlarca test yapıyorum diyor. Ama yeri geliyor sağlık çalışanlarına dair bir test yapılmıyor. Sıradan halka dair test yapılmıyor. Koruyucu elbisesi, maskesi, yani ya oradaki sağlık, hijyenik koşullar hiçbiri sağlanmıyor. Yemek diyor, barınma imkanları olsun diyor, bu insanların seyahat en azından işe gelip giderken biliyorsunuz bir zaman şeydi. Sağlık çalışanları otobüs duraklarında otobüsün gelmesini, dolmuşun gelmesini bekliyorlardı. Evet. Yani saatlerce bekliyordu. Aslında değişen bir şey yok, hala böyle bir durum da var yani. Tabii. Yani o yüzden de dediler ki yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz diye çağrı yaptı. Dedi ki yakarıza siyah kurdalarınızı takın. Bu bir haftaydı dediler. Biz protesto. Yani anayasal bir hak bu da. Tabii yani tükeniyoruz, yönetemiyoruz, haftası ilan ediyoruz dediler. Vay efendim siz bunu nasıl ilan ederiz diye. Terörist yakalanmasıyla. Geldi bu sefer şeye, Devlet Bahçesi'nin, Devlet Bahçeli'nin işte bu saldırgan, tehdit eden şeyine geldik, düşmanca tavrına geldik. Yani zaten biliyorsunuz AKP ve Devlet Bahçeli veya MHP
şeyindeki insanlar sürekli şey yaptığı zaman, en ufacık bir muhalefet yaptığınızda, en ufacık tepkinizi ortaya koyduğunuzda da hemen şey, siz ya terörsünüz, ya Kandilli'nin adamısınız, teröristsiniz. Yani şey olayı var. Şimdi şu an insanları karalamanın en basit yolu teröristsiniz diye. Bir de bununla beraber de işte devletin özellikle biliyorsunuz çok saldırgan bir şey var. Tavrı var. Milliyetçi kesimin dediğimiz gibi çok saldırgan bir tutum var. Yani en ufacık bir şeyi dahi işte polis gücüyle, işte milis güçleriyle sürekli bastıran, döven, vuran, hakaret eden bir yapıyla şey yapıyor. Ve Devlet Bahçeli de bu işte bu bir haftayı şey olarak tükeniyoruz haftası, ölüyoruz tükeniyoruz diye protesto haftası ilan etmesiyle beraber de hemen yani diyor ki işte siyah kutuları takmak nedir diyor. Yani bu diyor Türkiye'nin diyor böyle kırılgan olduğu, hassas olduğu bir dönemde diyor sağlık kuruluşlarının diyor siyah kurdele takmasının manası nedir diyor. Kime faydası var diyor. Hükümeti ve devleti hedef alarak yönetemiyorsunuz. Ölüyor temali, karanlık ve maksatlı eyleme niçin ihtiyaç duyuluyor diyor. Yani sonuçta nereye varılmak isteniyor diyor. Salgından diyor siz diyor toplumsal diyor bir hareket mi umuyorsunuz diyor. Aynı Gezi'de olduğu gibi bir toplumsal şey mi umuyorsunuz? Yani bir de böyle bir şey var Sayın Kaçmaz, biliyorsunuz şimdi toplumun herhangi bir yerinde bir ufak bir hareketlilikte bu sağlıkçılar olur, avukatlar, hukukçular oluyordu, başka kesimler oluyordu. Hemen akılları direkt Gezi'ye gidiyor. Yani Gezi gibi bir infial yaratılacak tekrar. Yani biz koltuklarımızı kaybedeceğiz. Tabii ki yani Bahçeli burada her zamanki gibi AKP'nin can simidi. Hükümetin beceriksizliğinin ortaya çıktığı an gündemi değiştirmek için herhangi bir konuyla bak, gündemi edersen, değiştiriyor. Ya muhakkak bakın dikkat ederseniz AKP'nin bu çıkışları, Tayyip Erdoğan'ın çıkışları. Yani sanki kendisi o mitingleri yapmış gibi değil. Kendisi o Cuma'ya işte Ayasofya 300 binleri övünerek anlattı. 300 binleri toplamamış gibi değil. İşte AKP milletvekili değil de sanki ben düğün yapmışım da çocuğuma 1500 kişiyi ben toplamışım gibi. Sanki suçluyu hep halkta, suçluyu hep hekimlerde, doktorlarda, sağlık çalışanlarında arama gibi, yani suçluyu dışarıda arama gibi bir mantıkla hareket ediyor. Evet. Şimdi ondan dolayı da şey diyor, yani diyor ki Türk Tabipler Birliği diyor sürekli diyor şeyi diyor, olumsuz havayı diyor pompalıyor diyor. Vatandaşlarımızı diyor telaşa sürüklüyor diyor. Hekimler arasında diyor nifak tohumları sokuyor diyor. O yüzden ondan dolayı diyor bu diyor terör örgütüdür diyor. Hemen kapatılmalı ve diyor şeyin de diyor yöneticilerin tutuklanması ve kirli çamaşırlarında diyor ortaya dökülmesi lazım diyerek açıklama yapıyor. Peki Bahçeli'nin bu açıklaması karşısında Türk Tabipler Birliği ne yaptı? Korktu mu? Korkmadı. Kesinlikle. Türk Tabipler Birliği de dedi ki geri adım atmamasıyla beraber dedi ki yani biz salgına karşı dedi halkı bilgilendirmek ve uyarı Türk Tabipler Birliği'nin yasal ve etik yükümlülüğü altındadır dedi. Ve de aynı zamanda bizim Hipokrat yeminimizin tabii, de karşılığıdır. Aynı zamanda dedi kaybettiklerimizi anma, Covid-19 sahasındaki dedi meslektaşlarımız ve sağlık çalışanları ile dayanışmak için sözlerimizin arkasındayız. Siyah kurdelerimizle görevimizin başındayız diyerek de reste reste dedi. Direkt. Şimdi aynısını biliyorsunuz Barolar Birliği'nin çoklu baro tartışmalarında da 81 ilden ortaya çıkan avukatlar da Ankara'ya dayandılar biliyorsunuz. O kadar polisin şiddetine karşı, yolları kesmesine karşı, yağmur altında kamalarına karşı, hatta yolun karşı tarafından bu tarafa gelip yağmurdan korunmaları için şemsiye vermelerinin önüne geçmelerine karşı, bir parça ekmeği, suyu almalarını engellemelerine karşı direndiler. Tabii işlerinde hainler de çıktı. İşte Metin Feyzoğlu gibi evet. Hainler de çıktı. Şu an biliyorsunuz işte AKP'nin şeyinde etrafında geziniyor. Acaba milletvekili olabilir miyim? Acaba ne olabilirim diye. Şimdi tabii bu Devlet Bahçeli bunu söylediği zaman da AKP'liler durur mu? Yandaş medya durur mu? Onlar da Türk Tabipler Birliği'ne hedefe koydular. Şu bir saldırgan tutum içerisindeler. Şey. Fakat tabii kötü olan tarafı bunun yan yansıması da var. Yani siz hükümetin başındaki insan olarak küçük ortada olsanız yani başındaki sorumlu bir yönetici olarak parti başkanı olarak siz bu açıklamayı yaptığınızda Türk Tabipler Birliği'nin sağlık çalışanlarını hedefe koyduğunuzda aynı Keçiören'deki gibi 2 gün önce Keçiören'deki olduğu gibi size kalkarlar hastanede sağlık çalışanlara saldırırlar. Onlar da canlarını korumak için kapıların arkasına barikatları koyarak direnmeye çalışırlar. O fotoğraf aynı zamanda Avrupa basınında da şu an servis edildi. Geziyor ortalıkta bayağı korkunç bir şey diye Avrupa basını başlık atmış. Yani bunu bunlar terörist mi diye sağlıkçı olduklarını görünce haberi irdeledikleri zaman şok oldular. Yani biz burada biliyorsunuz Avrupa'da sağlıkçılar el üstünde tutuluyor. Ama keza demin anlattığımız gibi ters tepti. Yani Türkiye'de neden ters tepti? Şimdi bu ideolojik bir mücadele değil. İdeolojik bir saflaşma değil. Canınız yandığı zaman can yanması başka bir şey. Yani bunun sağcısı, solcusu, Kürdü, Türkü, Alevisi veya başka halklar olmuyor. Yani canınız yandığı zaman siz
Her türlü şeyi unutuyorsunuz. Direkt nereye gidiyorsunuz? Bir sağlıkçıya gidiyorsunuz. Bir doktora, bir hekime kendinizi emanet ediyorsunuz. Ve orada iyileştiğiniz zaman da teşekkür ederek, saygı duyarak ayrılıyorsunuz. Tutmadı, tutmayacağına da eminiz. Fakat ülkede AKP ve MHP'nin, özellikle demin de az önce belirttiğimiz gibi can simidi MHP'nin, kim olumsuzlukları söylüyorsa onun karşısına saldırıyla çıkması da artık moda oldu diyelim. Fakat tutmayacağı da ortada, her şeyleri ters dönüyor. Evet, demin de belirttiğiniz gibi barolar sistemi belki meclisten güçlülerdi. Çünkü iki partinin milletvekili sayısıyla geçti. Geçti fakat şu an İstanbul, bırakın diğer Anadolu illerini, İstanbul gibi bir ilde bile ikinci barayı kuramadılar. 2000 avukatı bulup da kuramıyorlar. Aynen, kuramıyorlar. Böyle de bir durum var. Ya muhakkak. Şimdi bakın, şu an biz çok iyi biliyoruz. Yani sadece Türkiye, bizler söylemiyoruz. Yani Türkiye'de yaşayan ekonomistler, bilim adamları, işte işverenler, tüm dünyadaki ekonomi uzmanları dahi sürekli söylemiş olduğu bir şey var. Şu an Türkiye'de artık son aşamaya gelindi. Ekonomik olarak iflası, evet. Türkiye'nin iflasının geldiği. Bundan dolayı da hükümetin suçlu aramak için, kendi üzerindeki gündemi değiştirmek, yeni gündem yaratmak isteniyor. Yani şimdi sonuçta burada şunu yapmış olsa, gerçek verileri açıklamış olsa, işte dünkü verilere bakıyorsunuz, 62 kişi hayatını kaybetmiş, 1500-1600 kişi şeye yakalanmış, hastalığa yakalanan var, 1200 kişi iyileşen gibi, işte 7500'e yakında bir şey var, hayatını kaybeden insan var. Şimdi bunlara baktığımızda da elbette ki bunların gerçekçi rakam olmadığını hükümet de çok iyi biliyor. Ama şimdi gerçek rakamları açıkladığında, geçen gün Cumhuriyet Halk Partili doktor etiketli bir milletvekilinin açıklamasında, şu an diyor, yani şeye bakmış olduğumuzda 23.000'in üzerinde insan diyor hayatını kaybetti diyor. Evet. Ne kadar gerçekçi, ne kadar değil, ama gerçeğe de yakın bir rakam olduğunu söyleyelim. Yani şimdi böyle bir şey olduğunda da ne yapıyor? Şimdi hükümet elbette ki gerçek tedbirlerini alması lazım. Gerçek tedbirlerini aldığı zaman yani sokağa çıkmadan, İş alanlarının kapatılmasından, dükkanların kapatılmasına kadar bir yıl şey alması lazım, tedbir alması lazım. Şimdi bu tedbiri aldığınız zaman da o iş yere gidemeyen insanlara veya iş yerleri kapatan esnafa karşı da gerekli dayanışmayı karşılamak zorundasınız. Şimdi bunu karşılayacak bir güç yok. Bu karşılayacak güç olmadığı için şimdi şu an çaresizler oynuyor. Şu an suçluyu yaratıyor. Suçlu kim? Tabipler Birliği. Suçlu kim? Gerçeğe haykıranlar, doktorlar. Evet, suçlu kim? CHP, esnaf. HDP işte. Tabii yani partiler. Suçlu. O insanlar. Şimdi bakıyorsunuz, yani şimdi evine ekmek götüremeyen insanın çekmiş olduğu, bir babanın çekmiş olduğu ızdırabı kimse yaşayabilir mi? Yani esnaf diyor ki, ben diyor işim kan ağrıyor, yanında çalışan insanları işten çıkartıyorum diyor ve dükkanımın kirasını ödeyemiyorum diyor. Günübirlik çalışanlar var sayın. Evet. Kaçmaz. Yani mesela örneğini verelim, ayakkabı boyacısı gibi, simitçi gibi, inşaatçı gibi, böyle bu tip işlerde günübirlik yövmiyelerle çalışıp evine ekmek götüren insanlar var. Yani şimdi siz bu insanlara evinde dur dediğiniz zaman duramaz. Yani benim ekonomik gücümü karşılamak zorundasın demek zorunda hükümet ve bunu da karşılamadığı için de bu tür gündemlerle mevzuyu değiştirmeye çalışıyor. Yani şimdi yani hükümet aslında bu sağlık çalışanlarına karşı, bir de bu koronavirüsten dolayı, işte COVID-19'dan dolayı da suçların ortaya çıkmaması için bir suçlu yaratıyor. İşte bu suçta kim? Türk Tabipler Birliği'dir ve orada sürecin dışına iterek sesini boğmaya çalışıyor. Yani böyle bir mantıkla hareket etmeye çalışıyor. Türk Tabipler Birliği niye? Çünkü sonuçta kendi üyeleri dediğimiz gibi %80 doktorların bağlı olduğu bir kuruluş olduğu için, bir kurum olduğu için, gerçek verileri açıkladığından dolayı hükümet bundan rahatsızlık duyuyor. Yani şimdi Sağlık Bakanı Koca, biliyorsunuz ilk açıklamalardan dolayı çıktığında insanlar tarafından sempatiyle yaklaşıldı. Sempati duyuldu. Ne zamana kadar? İşte bak, insanlar baktı ki ya gerçek veriler başka. Bir de işte Cumhurbaşkanımızın emriyle, yani Cumhurbaşkanımızın şeyiyle, bir de kurulan bir bilim adı bilim kurulu var. Fakat yani sonuçta bu bilim kuruluna gerçek bir şey yapmıyor. Tabipler Birliği'nden kimse yok. Diğer sağlık kurumlarından kimse yok. Ve üstelik şey, yani Cumhurbaşkanı söylediklerinin dışına çıkamayan bir şey içerisinde, yani bir anlayış içerisinde. Şimdi bakıyorsunuz televizyon kanallarına çıktığı zaman satır aralarında farklı farklı şeyi de söylese, tehlikeyi de söyleseler, ama şeyin, işte Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına karşı, hükümetin açıklamalarına karşı bir tepki yok. İnandırıcı değiller. Değil çünkü. Yani inandırıcılığını yitirmiş bilim adamları var burada. Şimdi biliyorsunuz inandırıcı değiller, samimi değiller. Yani halk inanmıyordu. Yani bunlara şimdi bu kadar uyarılara rağmen, anlatmalarına rağmen bakıyorsunuz gene sokaklarda düğünler var, sosyal mesafeye uyulmuyor, arabalar dolu. Neden? Halk inandırıcı ve samimi bulmadıkları için bunlara o kuralları uygulamıyorlar. Avrupa'da da biliyorsunuz buralarda yaşıyoruz, görüyoruz. Devletin
bugün açıklayacağı bir şeye ertesi gün halk veya o anında uyuyor. Yani evlerinizden çıkmayın derse çıkılmıyor, karantina ise karantinada, iş yerleri kapalacaksa kapalıyor. Çünkü karşılığında bir samimiyeti var ve uygulanıyor. Türkiye'de halk buna güvenmiyor. Bunlara güvenmedikleri, samimiyetlerine güvenmedikleri için de kurallara da uymuyorlar. Ya muhakkak yani şimdi bir rahatlık var. Nasıl rahatlık var? Şimdi şöyle bir olay var. Dediler ki işte 65 yaşı üzerindeki insanları koruyacağız, sokağa çıkmayacağız dediler. E şimdi bakıyorsunuz, açıklamalara bakıyorsunuz. Çoğu yerde mesela örneğin Çorum çalışanların açıklaması var. Sorumlu insanların diyor ki Çorum'da diyor ölen insanların %50'si diyor şey diyor. 65 yaş üzeri insanlar diyor. E şimdi demek ki sokağa çıkmayan bir yaş grubundaki insanlar ölüyorsa demek ki bu tedbir doğru bir tedbir değil. Evet. Çünkü sokağa çıkan insanlar 65 yaş altındaki insanlar. E şimdi o insanlar demek ki dışarı çıktığı zaman bu virüs taşıyıcı oluyorlar, virüse bulaşıyor ve eve gelip ve evde işte 65 yaşın üzerindeki insanlara bulaşıyorlar. Şimdi bu olay var. İkincisi şöyle bir vaka da var. E şimdi resmen internet sayfalarında, sosyal medyada dolaşan şey. Diyor ki benim diyor evde diyor 600 üstü annem babam gibi oturuyoruz diyor. Annem diyor koronavirüse yakalandı diyor. Onu götürdüler hastaneye kapattılar diyor. Karantinaya aldılar diyor. Fakat diyor diğer kalanların hiçbirisini diyor, hiçbirimizi diyor şey almadılar diyor. Ve çocuğu, benim çocuğuma da diyor bakan annem diyor. Teste tabi tutmadı. Teste tabi tutulmadı yani. E bizim işte kız kardeşim Ankara'da kalıyor. Apartmanında birisinde çıkıyor. Ve diyorlar ki ya bu adam bak saklıyor işte. Bu adam koronavirüste yakalanmış. Şey diyor ki ambulansa girer diyor ki bize diyor aman diyor söylememiş olun diyor. Gidin diyor telefon açın. Yani diyor. Tesadüfe çıkıyor ortaya her şey. Tabii yani şimdi şey yok, gerçek anlamda bir şey yok. Veri yok. Gerçek anlamda bir araştırma yok. Yani şimdi bir de tedbir de yok. Şimdi tedbir olmadığı zaman ne olacak? Yani deniliyor ki işte şurada karantinaya aldık deniliyor. Veya işte işte Umre'den gelen bir kişi işte bir cenaze törenine katılıyor veya bir ziyarete geliyor gidiyor. E bir bakmışsın yüzlerce insana. Peki onunla beraber görüşen yüzlerce insan kontrol altına alınıyor mu? Yok. Ha, maalesef. Şimdi o yüzden bu milliyetçi, AKP, bu İslamcı, bu hezeyan yani işte Barolar Birliği'ne karşı, sivil toplum kuruluşlarına karşı en ufacık halk ayaklanmalarına karşı işte hakkını almak için sesini çıkartan insanlara karşı yapılan saldırılar sadece sıradan münferit olaylar değil. Bu aksine sistematik olarak devletin, hükümetin yapmış olduğu sistematik bir saldırı. Çünkü kendi suçlarını örtmek için suçlu yaratılması gerekiyor. Şimdi öbür türlü Türk Tabipler Birliği'ni şehir içerisine almış olsa, mesela bu bilim kurulunun içerisine almış olsa veya toplantılar bunları çağırmış olsa, şimdi çatışma orada başlayacak. Evet. Şimdi çatışma orada başlayacak. O yüzden ekonomik kriz, işte sosyal çöküntüye karşı bu AKP'nin, işte bu MHP rejiminin meslek örgütlerine bile tahammülleri yok. Yani o yüzden bunların bu içine yuvalanmış olduğu çöküntü, bu çürüme, yani bu aslında bu onların iktidarında sonunu getirdiğini söylüyor. Fakat burada tabii ben özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etmesini, onlara destek vermesini, diğer sivil toplum kuruluşlarının dahi şeye Türk Tabipler Birliği'ne destek vermesini de alkışlıyorum. Doğru bir davranış. Çünkü sonuçta siz destek vermediğinizde, onların o saldırılarına karşı sesinizi çıkartmadığınızda kabul etmiş oluyorsunuz. Bu kabul etmiş olsun ve bu bir de diğer bütün meslek örgütleri için de geçerli. Aynı şekilde yine seslerini çıkaracak olan diğer meslek örgütlerine de aynı saldırılarını tabii. Bir şekilde sürdürecekler. Yani şöyle bir şey var. Bırakın COVID-19'u, koronayı. Çünkü dünya savaşıyor bu hastalıkla, bu virüse ve hala bir çaresi bulunamamış ki Türkiye'de böyle bir sağlık bakanlığı bununla başa çıkabilsin. Yani düşünün 18 senedir iktidardalar ve son dönemlerde de MHP'yi yanına ortak olarak aldılar. Sağlıkta şiddet yasasını daha yeni çıkarabildiler. Yani çok basit olan bir yasa aslında. Orada ne kadar ne derece uygulayamıyorlar. Yani bunu bile uygulayamayan yani. Bir devlet, bir hükümet yani COVID-19'la başa çıkması imkansız bu şekilde. Bir de biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı yani sağlık bütün hastaneler şu anda Sağlık Bakanlığı olduğu gibi tarikatların eline geçmiş. Yani bunların verileri var, devamlı konuşuluyor, iddia ediliyor. Menzil tarikatının elinde olduğu iddia ediliyor ve bu tarikatların da biliyorsunuz yani doktorla hastalarla bir şekilde ilişkisi değil. Bunlar içeride muskacı, üfürükçü, hacı, hoca tipleri, çocuk tedavisi, sapıkları getirerek bunlarla şifa bulmaya çalışıyorlar. Böyle bir durumda da COVID-19 şimdi, başarılı olmaları imkansız. Bakın neden bahsediliyor biliyor musunuz? Şimdi bu Menzil grubunun İstanbul'da işte iki tane büyük hastaneleri evet. De var. İşte bu Menzil grubun üst düzeyde olan tarikatın başındaki insan buraya geldiğinde, burada tedavi olduğunda onun yarasını pansuman ettikleri
pansuman bezleri var ya, onları dahi işte tarikat liderinindir, vücuduna değmiştir diye alıp saklayan insanlar var. Yani böyle bir anlayıştan, böyle bir şeyden siz sağlık şeyini bekleyemezsiniz. Evet. Şimdi o yüzden hükümeti, başta Sağlık Bakanlığı, tüm bakanlıkları belli tarikatlara bağlayan bir anlayış var. Şimdi bu anlayış ne yapıyor? Şimdi bakın, bu anlayış dediğimiz gibi bu yaratmış olduğu bu sivil saldırgan güçlerle, militarist işte MHP'li güçlerle, militarist güçlerle bunlar işte halkın bu muhalefetini susturmaya çalışıyorlar. Bakın dün hayatta günahımız kadar sevmediğimiz bu Cübbeli Ahmet denilen şahıs açıklama yaptı. 150 tane Selefi örgütlenme dedi, silahlanıyor dedi. Ağır silahlandı. İsimlerini bildikleri 150, 2500'den fazla tabii, dedi. Yani. İsimlerini çağırsınlar dedi, tek tek şey yapayım dedi. Devletin halini görüyorsunuz. Şimdi bir baktı ki devlet, bir tepki var. Tepki olduğu için hemen dün İçişleri Bakanlığı işte çağırdı, emniyet çağırdı. İfadesini alıyor. Yani ne kadar uygulayacak? Orası da meçhul. Şimdi bu Keçiören'deki hastanede sağlıkçılara saldırı sonucunda bakanlık şu açıklamayı yaptı. Yani Sağlık Bakanı şu açıklamayı yaptı. Ya bu münferit bir olay dedi, biliyor musun? İşte evlatlarını kaybeden insanların işte acısının karşısında dedi. Nasıl sosyal medyada tepki oluşunca, muhalefet tepki gösterince işte bu sabah şeye gitti. Hastaneye giderek sağlıkçıları ziyaret etti. İşte biz sizin yanınızdayız falan dedi. Yani buna rağmen yine de şey işte babanın işte evladını kaybeden babanın tepkisi, insanın tepkisi. Şimdi böyle bir mantık var. İyi güzel de evladını kaybeden sağlıkçılara saldırırsa, annesini tedavi ettirmeyen doktoru döverse, işte hemşireyi döverse, çocuğuma bakmadın diye hemşireyi döverse, vallahi kusura bakmayın, yarın bir gün hastanede çalışacak bir tane sağlık elemanı bulamazsınız. Bakın şu an istifa edip de şeyi, doktorluğu bırakan insanların sayısı binlerle ölçülüyor. Bakın binlerle ölçülüyor. Sadece Bursa'da son iki hafta içerisinde, son iki ay içerisinde 24 tane doktor istifa etmiş, başka kurumlara geçmiş. Ya emekliliğini istemiş ya başka kurumlara geçmiş. Şimdi o yüzden bu anlayışla, bu mantıkla siz sağlık sistemini şey yapamazsınız. Yani şimdi koronavirüsten dolayı, bakın bu koronavirüs hastalığından dolayı bir tane tarikat liderine giden hasta görüyor musunuz? İstediğiniz kadar siz tarikatları bakanlıklarda örgütleyin. İstediğiniz kadar ülkenin her tarafını tarikatlara sarın. Tarikat lideri dahi koronavirüse yakalan zaman ilk gittiği şey doktor oluyor. Doktor, evet. Az önce ondan de dolayı, can dedik tatlıdır. Az önce de belirttiğimiz tabii gibi. Yani ondan dolayı akılları başlarına toplamalar lazım. Türk Tabipler Birliği doğru yapıyor. Çünkü sonuçta o bir meslek kuruluşu, meslek kuruluşunda da gerçekleri insanlarla paylaşmak zorunda. Ve de Türkiye'deki meslek kuruluşlarının içinde de saygıyı ve övgüyü hak eden en önemli ve birinci sıraya konması gereken bir meslek kuruluşu. Az önce dedik, yani suyu bir şekilde bulabilirsiniz, ekmeği bir şekilde bulabilirsiniz ama acınızı bir şekilde dindiremiyorsunuz. Yani direkt doktora gidiyorsunuz. Ya şimdi bakıyorsunuz, dünyadaki koronavirüs verilerine baktığınız zaman, ya şimdi Amerika'da 200 bini geçmiş. Şimdi Brezilya'ya bakıyorsunuz, Brezilya'da 130-140 bin, Peru'da 120 bin, işte bakıyorsunuz Fransa'da 30-40 binleri buluyor, Hollanda'da hakeza öyle, Almanya'ya geliyorsunuz, Almanya'da işte 9500'ün üzerinde bir... Ki bunların sağlık sistemleri de çok iyi yani. Ve bu ülkelerin içerisinde en iyi tedbir alan da Almanya. Evet. Bakın şu an Almanya'da bu ikinci dalga gelecek diye, ki geldi aslında, ikinci dalga da geldi. Şimdi çok büyük şeyler var, kısıtlamalar yine başlayacak. Yani maske şey... Bölgesel olarak kısıtlamalar daha tabii yani, federal olarak değil de bölgesel olarak yapacaklar. Ya muhakkak şimdi maskeyi şey yapıyor yani korumaya alıyor mesela, korumaya alıyor, maskeyi alıyor. Bizler dahi mesela şu an işe gitmiyoruz. Kısa çalışma şeyi var çünkü sonuçta kısa çalışma dönemi başladığı için. Çünkü sonuçta da çalışanlarının şeyini almak zorunda, tedbirini almak zorunda kalıyor. Yani bakıyorsun sağlık çalışanları işe başladığı zaman ilk başta hemen onların ateşini ölçüyor. İşten çıktıktan sonra da onların testlerini yapıyor. Mesela benim hanımım da bir sağlık çalışanı. İşe başlarken ateşi ölçülüyor. Haftada bir sefer şeyini yapıyorlar. Koronavirüs testlerini yapıyorlar. Yani tüm çalışanlar için. Böyle bir şey içerisinde. Şimdi ondan mesela hastaneye gittiğin zaman ziyarete bir kişiyi en yakın alıyorlar. İkinci ziyaret yok. Yasak. Ama Türkiye'de böyle mi? Burada şeyi yap. Mesela burada ne yaptılar? İşte en büyük düğünleri biliyorsunuz 100-150 kişilik. İndirdim. O mesafeyi korumak şartıyla maske şunu. Salonun kapasitesine de bağlı aynı tabii zamanda. Yani şimdi 100-150'den fazla kimseyi almıyorlar. Ama Türkiye'de 1500 kişiyle düğün yapıyor. Ve utanmadan da ben işte aşiret insanıyım. Yani ben insanlar kendiliğinden geldi. Gerekir. Milleti doyurmam lazım diye. Yani insanlara şey bulaşıyorlar. Ve bu insanlar bakın bunu yapan milletvekili de şimdi yine AKP'de işte yeniden şeye getirilmiş. Çok önemli görevlere getirilmiş diye sosyal medyadan okuyoruz. Şimdi böyle bir yapılanma içerisinde kusura bakmayın siz ne koronavirüs tedbirini alabilirsiniz, ne insanları şeyden korursunuz ve yaratmış olduğunuz bu sahte düşmanla da
şey değil yani, bu hastalığın üstesinden gelemezsiniz. Gelemez. Hastalığın üstesinden gelmek için gerçek verilerle yola çıkmanız lazım ve bu konuda da uzman olan Türk Tabipler Birliği, diğer sağlık kurumları, bilim insanları bunlarla ortak çalışma yapmak zorundasınız. Bunlarla ortak çalışma yaptığınızda o zaman gerçek verilerle yola çıkacaksınız ve o zaman hastaların çıkış sebebi, onlara karşı hangi tedbirlerin alınması gibi tedbirleri alabilirsiniz. Yoksa işte hafta sonu işte sokağa çıkma yasağı uygulayıp da hafta arasında serbest bıraktığınızda sanki koronavirüs hafta sonu evinde rahat yatıyormuş da mesaiye kimseye yani bulaşmıyormuş da hafta içi mesai yapıyor gibi. Böyle bir mantıkla da insanları güldürürsünüz. Aynen işte tüm dünya ülkeleri şeye gülüyor yani, Türkiye'ye gülüyor. Evet yani biz öyle bir şeyden bahsediyoruz ki Sayın Kaçmaz, koronavirüsün başladığı ilk günlerde maske dağıtmayı bile beceremeyen bir hükümetten, bir devletten, bir iktidardan korona ile mücadeleyi bekliyoruz. Bu anlamda da noktalarken son sözlerinizi alalım. Son sözde şey yaparım. Yani tabii sonuçta işte 10 Mart'ta ortaya çıkan, işte şu ana kadar da 6 ayı geçmiş süredir de devam eden, dünya insanlığını tehlike altında tutan, burada da şey yani burada 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmiş olduğu bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Şimdi bu tehlikenin ortak çıkarımı şudur. Ortak tedbirler neyse, hangi ülkeler daha sağlıklı tedbirler alıyorsa o tedbirleri tüm dünya devletleriyle, yani şu an bu hastalıkla buluşan 140'tan fazla ülke var, bunlarla paylaşması ve bu ülkelerin de ciddi anlamda tedbirleri alması gerekir. Sonuçta geçmişte de işte çeşitli hastalıklar çıktı ama alınan tedbirler sonucunda da tamam, belki o dönemde de işte 500 bin, 1 milyon insan hayatını kaybetti ama alınan tedbirler sayesinde o hastalıklar şey oldu, baş edildi. Şimdi o yüzden gerçek anlamda yani böyle hayali düşmanlar yaratmadan Türk Tabipler Birliği veya diğer sağlık çalışanlarının bağlı olmuş olduğu kurumlarla ortak çalışmalar yürütmesi için hükümetin bir an önce aklını başına alması gerekir. Bu çok çok önemli. Diğer taraftan da şu ana kadar cidden can pahasına bu koronavirüsle ilgili çalışmalar yürüten, işte şeylerde görüyoruz, televizyonun haberlerinde veya sosyal medyalarda görüyoruz, bu yüzleri yara olan maskelerden dolayı, o şeyden dolayı fotoğrafları gördüğümüz zaman yüreğimiz şey yapıyor. Evine aylarca gidemeyen, çoluğuna çocuğuna hasret kalan insanlar, sağlık çalışanlarının bu çalışmaların önünde saygıyla eğilmek lazım. Aynı zamanda da hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanların anıları önünde de saygıyla eğilmek lazım ki ben eğiliyorum. Yani bir kez daha Türk Tabipler Birliği'ne karşı yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Yani onlar da yalnız değildir. Sonuçta da onlar bir can kurtarmak için, bizlerin hayatını kurtarmak için, bizlerin bu hastalığa bulaşmaması için çaba gösteriyorlar. Bir kez daha onların hepsinin mücadelesi önünde saygıyla eğiliyorum. Eyvallah Sayın Kaçmaz, teşekkürler. Evet, bugün sevgili Metin Kaçmaz'la birlikte Türkiye'deki son dönem Türk Tabipler Birliği'ne MHP'nin ve AKP'nin saldırısını konuştuk, değerlendirdik. Türkiye'de eğitim yerlerde sürürken, ekonomi batmışken, en sonda Covid-19 gibi bir salgınla, bir belayla başa çıkmaya sözüm ona çalışan fakat bunu başaramayan bir iktidarın Avrupa'da da aldığımız haberlere göre, özellikle Almanya'da da, burada dünkü basından öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda bunları konuşuyoruz. Bir MIT aracılığıyla askeri güç, militarist güç burada devşirmesini muhalefete kadar. Bu da ayrıca bir handikap, yani bir tezat. Ülkesinde başarısız olan 11 bin tane saldırgan burada bir MHP'li. Saldırgan evet. MHP'li. Bu da askeri eğitim vermesinde ayrıca bir başka konu. Yani ülkende sağlık sistemine eğilmen gerekirken dışarıda Avrupa'da muhaliflere karşı bir savaş halinde olan bir hükümetten de sağlık önünde pek bir beklentimiz olamaz. Fakat sağlık emekçileri, doktorlar, hemşireler, tüm sağlık emekçileri şunu unutmasın ki arkasında büyük bir güç var. Halk Türkiye'de ve Avrupa'dan da bu destek var. Arkasındalar. Çünkü can çok kıymetli, can çok tatlı. Herhangi bir canınız yandığı zaman ideolojinize, partizanca bir başka şeyinize bakmadan direkt doktorlara gidiyorsunuz. Bu acınızı dindirmeye çalışıyorsunuz. O yönden AKP ve MHP iktidarı bence ters bir yere çarptılar diyerek bu zamana değin, vermiş oldukları mücadelelerden dolayı sağlıkçılara, doktorlara ve hemşirelere, yani tüm sağlık emekçilerine Alevi Haber adına çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda o mücadelede yaşamlarını yitiren doktorlar ve sağlık emekçilerinin anıları önünde de saygıyla eğiliyorum. Hoşça kalın.